Arkadaşlar selamlar, saygılar. Sabahları yürüyüş yapmaya başladım inşallah. Epey bir yattık, oturduk. Antrenman yok, bir şey yok. Vücut aşırı bir yağlandı. Kas kaybı oldu, yağ arttı. Kolumdan dolayı hemen ağırlık antrenmanlara başlayamayacağım. Ama ilk önce biraz sabahları yürüyüş yapıp, hafif bir kardiyo yapıp, kalbimi spor yapacak, yani sert antrenmanları kaldıracak noktaya getirmem lazım. O yüzden ideali sabah çıkanla yapılan yürüyüşler vücudu canlandırır, iyi gelir. Ben de şu an böyle bir hafta 10 gün biraz yürüyüş yapıp sonra yüzme yapıp birkaç ay yüzme yapmayı planlıyorum. Ondan sonra inşallah ucundan tırtıklaya ağırlık çalışacağım. Ama şanssız olduğum bir konu var arkadaşlar. Sabah yürüyüşümü böyle caddede yapıyoruz. İstanbul'da olmak hem güzel, her türlü imkana ulaşabiliyorsunuz, hem kötü. Görüyorsunuz egzoz kokularının içinde, insan kalabalığının içinde boğuluyoruz. Yani şu an oksijenden çok araçların hangi yakıtı yaktığını söyleyebilirim. Yani bazı arabalar bozuk, yağ yakıyor. Neyse arkadaşlar, kötü bir şey. İstanbul'un dışında olup da İstanbul'a özenenler varsa buradan duyuruyorum. O köyünüzün, kasabanızın değerini bilin. İstanbul boğuldu arkadaşlar. Yürüyecek yol yok. Kalabalık. Hafta sonu inanın böyle bir yürüyüş yapmak için bir sahil kenarına, bir ormana gitseniz bile her yer tıklım tıklım artık. Zorlaştı hayat şartları kardeşlerim İstanbul'da. İlk fırsatta zaten İstanbul'dan kaçmayı planlıyorum. Ama ilk önce şu kalbimi bir hazırlamak istiyorum arkadaşlar. Uzun süre spora ara verdiğiniz zaman birden spora başlamayın. Çünkü kalbiniz spor yaparken zirvededir, kuvvetlidir. Ama spor yapmadığı için, kalbiniz kas olduğu için çalışmadıkça o kas ne yapar? Kendini küçültür ya da güçsüzleşir. Ve güçsüz bir kalbe doğrudan yüksek antrenmanlarla başlanılmaz. O yüzden kardiyo, adı üzerine kardiyo işte. Bu işte bizim için çok önemli. İdeal olan kilo sorunu yaşayan arkadaşlar kardiyoya sabah yürüyüşleriyle başlasın. Bir hafta sonra koşu bandı, işte bisikletlere geçebilir. Daha sağlıklı olur bence. Tavsiyemdir arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Allah'a emanet olun.